Karşımızda bu hafta Ayşe Fügen Arda Hanım var. Merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Hoş geldiniz. Sağ olun, iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Hangi isminize hitap etmenizi istersiniz? Fügen'i tercih ediyorum. Peki, Fügen Hanım. Bu hafta özellikle Mert Bey çok konut piyasasını biraz son dönemlerin öne çıkan başlığı olduğu için konuşmamızı istedi. Biz de sizinle bu sohbeti ilerletelim istedik. TÜİK'in yakın zamanda bir verisi açıklandı, biliyorsunuz. Siz de çok yakından takip ediyorsunuz. Haziran'da 190 bin konut satıldı. Kamu bankaları önderliğinde çok ciddi bir konut faizlerinde indirim, bayağı ciddi. Hatta yanlış hatırlamıyorsam son 1-1,5 ayda 25-30 milyar TL konut kredisi kullandırımı var. Bunlar çok ciddi rakamlar. İsterseniz önce bir bununla başlayalım. Haziran'daki artış sizce tek bir dönemlik mi, bu teşvikle paralel olduğu aşikar? Yoksa bir miktar daha yaz aylarına bu kampanyalar en azından devam edene dek yaz aylarına yayılır, yılın son çeyreğine kadar gider mi? Siz nasıl görüyorsunuz? Bir bununla başlayalım. Öncelikle tabii ki 1 Haziran itibariyle açıklanan konut kredi faiz oranlarının düşürülmesiyle biz de böyle bir şey beklemediğimizi söylemek istiyorum. Çünkü pandemi dönemini yaşadıktan sonra biz Eylül-Ekim gibi piyasanın bir derece kendine gelmeye çalışacağını ama 2020 yılını artık sanki biraz unutmamız gerektiğini düşünüyordum. Fakat 1 Haziran'da açıklanan bu konut kredi faiz oranlarının düşürülmesi bir doping etkisi yarattı. Esasında inanın bu kadarını ben de beklemiyordum. Hani benimle birlikte bu sektörde profesyonel olarak çalışan arkadaşlarla da görüşüyoruz. Telefonlar susmadığı gibi inanılır gibi değil ama mal da yok. Yani o böyle konut stoğu dediğimiz stok çok iyi bir şekilde zaten erimeye başlamıştı. 2019'un biliyorsunuz Ağustos ayında konut kredi faiz oranları zaten bir miktar düşürülmüştü. 2020'nin sonuna kadar oldukça iyi bir satışlar gerçekleşmişti. Biz en azından 2019 yılının ilk 6 ayını bir derece kurtarmıştık 2020'nin başına kadar, son 6 ayla beraber. Fakat pandemi dönemini yaşadığımız zaman dedik ki tamam bu yılı kaybettik herhalde. 2019'dan daha aşağıda olacak. Ama şu anda 190.012 adet Haziran ayı konut satışları açıklandı ki bunların ipotekli konut satışları burada çok ciddi bir şekilde dikkat çekiyor. %1286 artış var geçen yılın Haziran ayına göre. Tabii ki geçen yılın Haziran ayındaki konut kredi faiz oranlarıyla mevduat faizlerini karşılaştırmamız bu senenin Haziran ayına göre doğru değil ama ortada da bir veri karşılaştırması yapmak gerekiyorsa genelde hep bir sene öncenin Haziran'ı baz alınır. O yüzden inanılmaz bir artış var. Ama özellikle sıfır konutlarda mesela %150 bir artış var. Orada daha fazla bir artış bekliyorduk biz. Birinci el değil ama ikinci el konut satışlarında ve ipotekli konut satışlarında ciddi yükseliş oldu. Mesela geçen sene ikinci el konut satışları 38.090 iken bu sene 131.380 olmuş. Yani %244, %245 diyeceğimiz bir artış gerçekleşti. Aynı şekilde toplamda da 61 bin olmuş geçen sene. Bu sene 190 bin. Burada da %209 bir artış gerçekleşmiş. Tabii ki ipotekli konut satışları bunda çok ağır basıyor. Burada sorunuza cevap vermem gerekirse de özellikle bu faiz oranları sürdüğü sürece ki ne zaman biteceğini tahmin etmiyoruz ama bana sanki Eylül-Ekim gibi geliyor. Eylül sonu gibi bunun herhalde bir sonu gelir diye düşünüyorum. Zaten bunun da bir acelesi var vatandaşta. Onlar da ne zaman biteceklerini bilmedikleri için Haziran ayında bir yüklenme oldu. Onun dışında beklenen bir talep vardı. İnsanlar ertelemişlerdi ne olacaklarını göremedikleri için ama bu Türkiye Cumhuriyet tarihinin en düşük faiz oranlarından biri bildiğim kadarıyla ikincisi. Bunu kaçırmak istemiyor insanlar ve bu sürdüğü sürece de satışlar bu miktarlarda gidecektir. Yani bundan sonraki aylarda da bu rakamları yani birebir olmasa da bu kadar yüksek seviyelerin buna devamını yakın, öngörüyorsunuz. Buna yakın. Buna yani yakın. Mutlaka bir çan eğrisi şeklinde aşağıya iniş gerçekleşmeyecektir ama yine de 150 binlere çünkü normalde ipotekli satışlar 35-40 bin adettir. Normal şartlarda her şey normalse 35-40 bin adet yüzde
100-110 bin gerçekleşirse toplam satışlar, 110 bin, 120 bin, bunun 35-40 bini ipotekli satışlardır. Şimdi aynı şekilde bu ayda belki 200 bin olmayacaktır, 190 bin olmayacaktır ama ben yine 160-170 binleri bulacağımızı toplam satışlarda ve bunun yine %50'ye yakınında, hatta bu ay olduğu gibi %53'e yakınını ben ipotekli satışlarda bekliyorum. Siz biraz önce güzel bir detaya aslında parantez açtınız. Talebin bir miktar öne çekilmesi var dediniz. Tabii burada teşvik paketinin de çok büyük bir önemi var. Son çeyreğe kadar da buralarda devam eder diyorsunuz. Ben bir şey sorabilir miyim? İyi akşamlar bu arada. Tabii. Teşekkür ederiz katkınız için. Sizin bulunduğunuz ya da hizmet gösterdiğiniz Interland'da konut fiyatlarındaki artış ortalama kaç oldu mesela? Minimum %30. Minimum %30. İşte bak, bu da enflasyonun etkilenen alt kalemlerden birisi mesela. Yani araba fiyatları, konut fiyatları, peki, neyse. Peki bir şey daha... Genel olarak kitlemiyor. Bir şey daha soracağım. Şöyle bir iddia var. Bu arada yanlış biliyorsam lütfen düzeltin. Bu TOKİ'den alınan sıfır evlerde, birinci el evlerde 2 yıl kredi geri ödemesi yok. Doğru mu biliyorum? Doğru. Peki doğru. İnsanların... Şöyle... İzin verirseniz bir sorumu tamamlayayım. Çünkü sorunuzun cevabı tabii onun içinde olacak diye tahmin ediyorum. İnsanların şöyle yaklaşımlar içinde olduğu söyleniyor. Mesela benim bir bankacı arkadaşım dedi ki, ya ben 25 senelik bankacıyım, ilk defa kullandığı kredinin aylık ödemesini sormadan sözleşme imzalayan, kredi sözleşmesi imzalayan insanlar gördüm hayatımda, meslek nasıl hayatımda. Ya? Anlatırım. Bak çok da şimdi kritik bir yere insanlar gidiyor. Diyor ki, özellikle konut tarafındaki hizmet veren arkadaşlar da sizler gibi, bankacılar da, insanlar paranın, evin %5'ini peşin olarak masanın üstüne koyuyorlar. Ve 2 yıl boyunca bunlar bitmiş konut oldukları için, 2 yıl boyunca da kredi geri ödemesi yapmayacakları için kiradaki evlerinden çıkıyorlar, buraya geliyorlar ve ikinci senenin sonunda kredi ödemeye zaten şey olduklarında, kredi ödeme noktasına, tarihine geldiklerinde evi daha yüksek fiyata satarak ya da hiçbir şey olmadı, aynı fiyata satarak oyundan çıkacaklarını umarak birçoğu buna benzer işlemler yapıyor. Böyle bir şey gözlemliyor musunuz? Çünkü evet, varsa bu çok tehlikeli bir şey yani ekonomik açıdan. Maalesef gözlemliyorum. Ben inanılmaz bir şey yaşadım bundan bir 10 gün önce. Yurt dışından bir müşterim TOKİ'den bir TOKİ'nin yani bu şekilde emlak konutun yapmış olduğu projelerden birinden almak istedi. Ve ben İstanbul'daki 3 projede de konut bulamadım. İnanılmaz. Yani ne 1+1, ne 2+1, ne 3+1, ne 4+1 konut yok. Ve bunların fiyatları minimum 3-3,5'la başlayıp 16 milyona kadar çıkan konutlar bunlar. Yani bu konutlardan aslında şöyle kalmamış. 800 bin lira nakit param varsa 16 milyonluk evi alabiliyorsun şu anda. Evet. Teknik olarak alabiliyorsun. Tabii. Ve aynı gidip şekilde 10 tane falan değişik ev de alabilirsin o zaman. Yayıda çıkınca gidelim mi? Yok, kalmamış. Abi kalmamış. Abi git buradan Ercan Havalimanımıza kırmızı siyah bas daha ya bu hani ne ya bu mu yani yaratmaya çalıştığımız? Ya ben ama, yani ama hani şey anlattığın ya, şema o kadar tehlikeli bir şema kesinlikle ki. Kesinlikle. Onun için bilerek de dile getirmeye çalıştım. Ya hani dünyada bunun o kadar tehlikeli saadet zinciri bu. Daha aslında. Evet ya bu saadet ya bir şekilde emlak piyasası saadet zinciri yani bu. Yani hani bizim kamu bankalarımız üzerinden oynanan bir oyun yani bu. Ama bir şey söyleyeceğim. Burada hakikaten kamu bankalarının bir hatası falan hayır, yok. Hayır, yani onun hatası yok. Sen vatandaş... de vatandaş olarak riskini ölçmek... Ben, ya açık söyleyeyim, benim cesaret edemediğim bir şeye... Hani sen kimsin diyeceksiniz de... Evet, doğru. Ya, yani, tamam. Ya ben edemiyorum, birisi ediyor. Bankanın peşinden koşacak hali yok canım. Yani böyle bir... Ve abicim bak, hikaye şurada. Çünkü bu ülkenin insanların bir kısmı şuna alıştı. Devlete borcun mu var? Ödeme, boş ver, nasıl olsa af çıkar. Bankaya borcun mu var? Boş ver, nasıl olsa bir şekilde yüzdürülür. Bak bu söylediğim şey yıllar içinde oluşmuş bir ahlaki çöküntünün sonucudur burada. Hani hep yani denir ya. Hep Fügan denir Hanım'a ya. Sormak lazım. Fügan Hanım, siz bu Mert'in anlattığı şemayı çok görüyor musunuz vatandaşlarımızda? Kamu bankalarının başlattığı kampanya sonrası bu şekilde. Nasıl olsa 2 sene sonra bu evin değeri artar. Ben servetime kazanırım. Evet, ben servetime katıp bir de buradan para ödemeden para kazanırım şeklinde. 2 sene bedava otururum. Yani şimdi bu bizim tabii yorumumuz. Kimse kimseye böyle bir şey anlatmıyor. Ben böyle bir genelde buradaki satışlarda, bu projelerde bizim aracı olmamıza çok gerek yok. Çünkü konutu almak isteyen zaten satış ofisine gidiyor tabii. Ve direkt telefonunu falan verip, bilgilerini verip alıyor. Ama ben burada bir müşterim için gittiğimde böyle bir şey yaşadım.
ve oradaki kişilerle de, görevlerle de konuştuğumda nasıl böyle bir şey, yani bunların fiyatları ne ki kalmadı? Yani nasıl hiç mi kalmadı diye bir laf vardır ya. Çok böyle insan şok olup sorar o soruyu. Ben de öyle oldum. Şok ol. Nasıl ya dedim. Hiç mi kalmadı? Hiç kalmadı dedi. İnsanlar fiyatını sormadan alıyorlarmış. Şimdi o zaman insanın aklına tabii oradaki ne satan bilir bunun arkasındaki şeyi, ne de alan böyle bir şeyi orada açıklar. Ama insanın aklına başka ne geliyor? Şimdi burada bu kredi avantajının çok işe yaradığı bir gerçek. Tabii ki. Ev sahibi olmayanların 500 bin liraya, 600 bin liraya, 1 milyon liraya kadar ev almak isteyenler için çok güzel bir destek oldu. O bir gerçek. Ama bunun ötesindeki bu senaryolara girdiğiniz zaman baktığınızda böyle bir gerçeği, peki bu adam bunu nasıl ödeyecek? Çünkü ciddi bir para bu. Yani sadece 750 bin lira bile çektiğinizde aşağı yukarı 7 bin liraya yakın bir ödemesi geliyor. Bu bir sene sonra gelse de büyük bir gerçek. Siz kalkıp 10 milyon gibi bir kredi kullanıp da şeyden, yani bankanın böyle bir avantajını kullanıp aldığınızda bunun ödemeleri geldiğinde ne olacak? Aklına şu geliyor insanın, hani kendi kendinize mantık yürüttüğünüzde diyorsunuz ki o zaman herhalde bu 2 yıl sonra teslim edildiğinde %15 ödeme geldiğinde diyecek ki bugün aldım 16'ya, o gün değeri kaç oldu? 25. Ama ben bunu yine bir 15'e, 16'ya satayım. Herhalde böyle bir yola gideceğini düşünüyorsunuz. Ödeyecek duruma gelmeyecek insanların ya da ödeyemeyecek durumda. Bu da neyi gösteriyor? 2 yıl sonra bu projeler bitip teslimler geldiğinde insanlar bunları satmaya kalktığında da başka bir problem, başka bir balon, başka bir kriz çıkacaktır. Ya benim burada aklıma takılan başka bir şey var. Ben öyle düşünüyorum. Biri 10 milyon liralık evi alırken banka, kamu bankası ya da özel banka, arkadaş senin gelirin kaç para, sen bunu nasıl ödeyeceksin diye sormuyor mu? Soruyor olması lazım. Kaç para kazan? Bu ülke ortalama geliri belli ya. Soruyor olması lazım. Hanımefendi. Ekspertiz raporlarının hazırlanma sürecinde tüm bunlar gözden geçiriliyordu. Tabii. Ya kaç tane ev satıldı? Bankanın görevi abi bu. Tamam, onu sor. Kaç tane ev satıldı abi Türkiye'de? İpotekli satışlar. Sizin gördüğünüz daha çok tabii ki, yani daha çok değil de hepsi ipotekli satışlar üzerinden yürüyor değil mi Fügen Hanım? Tabii ki. Ya genelde öyle. Bizim çalıştığımız konutlar bu tür konutlar değil. Biz normalde vatandaş satmak istiyor veya müteahhit firma satmak istiyor. Biz ama bunlar direkt biliyorsunuz bankalarla anlaşmalı ve TOKİ'nin yapmış olduğu anlaşmalı projeler. Markalı projeler bunlar. Bunlara gittiğiniz zaman evet lokasyonları çoğunun çok iyi ama fiyatlar çok ciddi derecede yüksek ve buradaki alımların kalmamasına bakarak da böyle bir yoruma gidiyorsunuz. Çünkü 2 artı bir yer 3 milyon 4 milyona satılabiliyorsa evet. İnsan diyor ki yani bunu nasıl ödeyecek peki bu alan kişi? Hepsinin mi bu kadar yüksek geliri var? O zaman ekonomi bayağı iyi demek ki. Bir şey daha sorabilirim. Çok uzattım. Kusura bakmayın. Vaktinizi alıyoruz. Peki arz tarafında bir hareketlilik görüyor musunuz? Çünkü yani... Tabii ki. Çünkü şimdi orada da başka bir şey geliyor. Son 1,5-2 yıldır projeler zaten durdurulmuş. Evet. Özellikle kentsel dönüşüm adı altında yapılan çalışmalarda ciddi bir fren oldu biliyorsunuz. Fren yapıldı. Ve çok batan firma oldu. Özellikle maalesef. Kadıköy ve Anadolu yakasında ciddi firmalar burada çekildiler piyasadan. Zaten piyasaya sonradan girmişlerdi. 100 tane firma varken Kadıköy bölgesinde 750 adete çıkmıştı 2014-2015 yılında. Bunların çoğu çekildi ve sağlam olanlar, ayakta kalmaya çalışanlar kaldı. Şimdi bunlar tekrar başlıyorlar ama artık eski şartlar ne konut sahibi için ne de yüklenici firma için geçerli değil. Tabii ne yapıyor yüklenici firma? Eskiden vermiş olduğu tavizlerin çoğunu vermiyor. Hatta bazen üstüne artık para vermek durumunda binasını yenilemek isteyen kat malikleri. Artık o seviyeye geldi. Bundan 3-4 yıl evvel insanlar binalarını yenilemek istediğinde kira, taşınma yardımı, bir sürü destek alıyorlardı müteahhitten. Ve kiralar hatta pazarlığa tabiydi. O müteahhit 3 verdi, sen 4 verdi, seninkine kabul edeyim gibi. Şimdi bunların hiçbiri kalmadı. Artık müteahhit firmalar projelere, yeni başladıkları projelerde daha ayakları sağlam ve daha kredisiz çalışmalara başlıyorlar. Ve ruhsat sayısında gittikçe artış var. Yani yapı ruhsatında. Yeni yeni yıkım ruhsatları ve yapı ruhsatları alınmaya başladı.
Yani sizin dediğiniz tespiti şöyle destekleyebilirim. İkimiz de biz Kadıköy yakasında oturuyoruz. Gerçekten de bundan 4-5 sene önce çok ciddi her sokakta 3 tane 4 tane inşaat. Caddeye inemiyorduk. Caddeye inemiyorduk ve bugün inşaatlar neredeyse yok derecesinde. Hiç kentsel dönüşüm diye bir şey yok. Sanıyorum ilk etapta bu furyaya katılıp işi tamamlayıp kenara çekilenler şu anda büyük bir mutlulukla, sevinçle izliyorlar bu kentsel dönüşüm kesinlikle, sürecini. Doğru. Geri kalanlar, doğru, geç kalanlar da ahvah ediyorlar diye düşünüyorum. Ben de son soru olarak şunu sormak istiyorum. Bu konutta stok konusu hep bir tartışma. Hep bir tartışma başlığı ve bir türlü burada net bir rakam da çıkarılamıyor galiba. Sanıyorum bir data eksikliğinden ya da data havuzundan, doğru, ya da sizin gibi uzmanların herkesin farklı bir okuması, görüşü olduğundan kaynaklanıyor. Bunu sormak istiyorum. Siz bu stok, konutta stok ne derecede, ne seviyede görüyordunuz? Ve bu son bir ayki gelişmeler bunu nereye getirmiştir? Yani çok ciddi bir konut açığı ya da bir konut fazlası stokta var mı gerçekten Türkiye'de? Şu anda bir konut stoğu yok. Yani bunu rakamsal olarak şu anda elimdeki verilerle değerlendiremiyorum ama ben sahada bir fiil yaşıyorum ekibimle birlikte. Ve bir fiil şu anda ev cebinde, yani telaffuz etmek çok enteresan ama 2 milyon lira parası olan bir insan istediği evi bulamıyor. Yani istediği metrekarede, istediği bölgede. O yüzden gerçekten konutlar biraz eridi zaten. Özellikle zaten çok fazla, çok yüksek bir konut stoğu yoktu. Ama baktığınız bölgeyle ilgili yanlış yapılaşmada olan, yani işte İstanbul'un dışında 500, 600, 700 tane konut yapmış adam. Ve onlarda sahiden bir birikme var. Ama biz İstanbul geneline baktığımız zaman bir konut stoğu görmüyorum ben. Bu arada 2 milyon lira vermek isteyen olursa benim hep satılık aklınızda olsun. Yani benim oturduğum ev kiralık ama yani ev sahibiyle konuşurum, ben de satayım. Ben de satayım. Çok haklı olarak 2 milyon lira parası olan insan diyor ki bazı öncelikleri var. İşte şunlar şunlar şunlar, tabii, olsun diyor. Ve o şunlar şunlar olsun dediği şeylerden bile taviz vermek zorunda. Şimdi eğer, tabii, bir konut da olsa istediğiniz eve çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Evet. Ama buna rağmen bu konut kredisini kaçırmak istemiyor insanlar. Ve bir şekilde 300-500 bile olsa bir kredi alarak istedikleri eve, en yakın evi bulmaya çalışıyorlar. Yani bu dönemde sadece 1 milyona kadar olan evlerde değil, 2 milyon, 3 milyona kadar olan evlerde de bir talep var. Yani son soru dedim ama gerçekten konuyu açıyor ve çok da güzel anlatıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Konut fiyatlarında son çeyrekte bu beklediğiniz satışlardaki özellikle dengelenmeyle birlikte ikinci el piyasasında da bir, yani biraz daha aşağı yönde biraz daha dengelenme bekler misiniz? Yoksa sıfıra şu anda çok artan bir talep var. Ama onu değerlendiremeyenler ve kampanyanın gerisinde kalanlar ikinci el piyasasıyla yola devam eder mi diyorsunuz? Daha somut bir şey söyleyeyim mi? Şu anda eviniz olsa satar mısınız? Almaya niyetiniz olsa alır mısınız? Tam borsacı gibi soru sorayım. Satmam, çok seviyorum evimi. 2 milyon verse de mi satmazsınız? Satarım yani. Çünkü şimdi şöyle bir şey. Ben Orkun Bey'e yani hemen cevap vermek istiyorum. Şimdi ikinci elde zaten ağırlıklı. Yani birinci elde mesela %152 artış varken ikinci elde çok daha fazla artış var. Pardon, birinci elde %152 artış var. Yani 23 binden 58 bine yükselmiş. İkinci eldeki satış, daha doğrusu ipotekli satışlar ikinci elde çok daha fazla. O yüzden ben ikinci elin birinci ele yakın %50'lerde biteceğini düşünüyorum bu yılın sonunda. Ve şunu da düşünüyorum. Biz kaybettiğimiz Mart, Nisan, Mayıs aylarındaki satışları büyük bir ihtimalle ilk 6 ayın toplamını, hatta ilk 8 ayın toplamını biz 9. ayın sonuna kadar çıkaracağımızı düşünüyorum. Ve bu yılı da en az 2019 gibi kapatacağımıza inanıyorum. Hatta onu bile geçebilir. Eğer bu konut faiz oranları Eylül sonuna bulursa. Pandemiden dolayı ortaya çıkan makası bu şekilde kapatırız diyorsunuz. Kapatacağız gibi görünüyor. Sanki bu da o işe yarıyor zaten. Yoksa çok diplerde kapatabilirdik. Var mı abi sorun? Yok, ben soru değil de evi satmayayım. Ben satıyorum zaten. Fügen Hanım'ın anlattığı şeyden sonra benim aklıma artık tabii para yönetiyoruz ya, bir trade geldi. Fügen Hanım haliyle gayrimenkul danışmanı, para yönetmiyor ama ben aklıma olsaydı bir çok güzel trade geldi. Bir de eskilerden bir hikayeyle beraber onu vereceğim ama Fügen Hanım gerçekten
bende değişik fikirler ve vizyon uyandırdı. Işık Bey, siz esasında gayrimenkul yönetiyoruz gibi görünüyor ama onun altında para var tabii. Tabii parayı sizin gibi yönetmiyoruz ama biz o parası olup da ben işte ne tür bir ev alayım ya da ev alayım mı diyen insanlara bir şekilde destek veriyoruz. Ama sizler gibi değerli ekonomistlerin bilgilerini de mutlaka değerlendirmeye çalışıyoruz yatırımcımıza. Sağ olun Füge Hanım. Çok teşekkür ederiz Füge Hanım. Bize değerli yayın vaktinizi ayırdınız. Teşekkür biz teşekkür ederiz katkınız için. Sağ İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu vesileyle müsaadenle Hakan Yılmaz'a da sevgili kardeşine de teşekkür edelim. Yani bunu söylemeden olmaz. Vesile oldu. Evet.